Hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi bu mikrofonu verdiler bana. Sonra da O Ses Türkiye dediler. Artık ilk önce bir şarkıdan başlamak lazım ama sesimle sizi çok rahatsız etmek istemem. Ben Şerif Karadeniz. Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Teknolojisi Doktora Programı Koordinatörüyüm. Aynı zamanda bölüm başkanıyım. Bugün sizlerle Keep Calm and Keep Coding sloganıyla, yani kodlama ve oyun tasarımıyla bir aradayız. Yavuz Samur Hocam, birazdan o da katılacak. O da oyun tasarımı üzerine yaptığımız çalışmaları anlatacak. Ben isterseniz başlayayım. Birincisi, şimdi kodlama çok meşhur oldu. Yani sürekli bir kodlama kelimesi dönüyor ortada. Ama gerçekten gerekli mi bu? Bir buna bir bakalım. Niye bu kadar çok? Google buna yatırım yapıyor, Microsoft yapıyor, kod.org listeler var ve bunlar da müfredat hazırlıyorlar. Bir bakalım neden gerekli. Birincisi Department of Commerce'ın, yani Amerikan Ticaret Bölümünün Ticaret Bölümünün bir raporu var. İlk önce buna bir bakacağız. Sonra Bureau of Labor Statistics'in bir raporu var. Çalışmayla ilgili istatistiklerine bir bakacağız. Bir de geleceğe ilişkin Institute of the Future bir hazırladığı rapor var. Bu raporlardan size sadece birer tane bir bilgi vermek istiyorum. Birincisi, şuna bir bakalım. Şuna baktığınız zaman STEM'in karşılığını Türkçe'de FETEM olarak kullanıyorlar. FEM, teknoloji, mühendislik, matematik diye çevirebiliriz biz bunu. Şöyle bir baktığınızda 2011 yılında yayınlanmış bir rapor bu. Ve 2000'den 2010'a doğru ve 2008'den 2018'e doğru projected growth, yani tahmin edilen istihdamlara baktıklarında STEM alanında, fen, teknoloji, mühendislik, matematik alanındaki istihdamın, ihtiyacın çok daha fazla olduğu diğer alanlara göre belirlenmiş. Yani sektörün ihtiyaç duyduğu insanların mezun olacağı alanlar açısından STEM bu açıdan öngörüye göre çok önemli. Diğer rapor, 2012 ile 2022 arasında bir projeksiyon yapıyorlar. Ve 2013 yılında yayınlanan bir rapor bu da. Burada da şeyi söylüyorlar. 2022'ye kadar bu iş sahalarının hangisinde daha fazla istihdam gerekecek, daha fazla yetişmiş insan gücüne ihtiyacımız var, bunu araştırıyorlar. Bakın burada da şurada bilgisayar ve matematik alanında %18'lik bir büyümeyi hedefliyorlar. Yani var olan 2020'de ihtiyaç duyulan alanla şu andaki var olan alan arasında %18'lik bir büyüme olacak. Bu alanda nitelikli insan gücüne ihtiyaç bulunacak. Son raporumuz, bu da Skills of Future'un bir çalışması. Geleceğe ilişkin yapılan bir grubun çıkardığı white paper, beyaz paper düşünce raporu. Burada şunu söylüyorlar, bizim ihtiyaç duyduğumuz beceriler en çok şunlardır diye koymuşlar. Bir de dünyada hani ihtiyaç duyulacak olan bazı şeyler olacaktır, akımlar olacaktır. Mesela akıllı makinelerin ve sistemlerin oluşması gibi, bilişimsel bir dünyaya gitmemiz, her kullandığımız alette bilişimin artık olması, yani buzdolabımızın, fırınımızın ve her tür kullandığımız her şeyde bilişimsel bir şeylerin çalışmaların olması diyorlar. Ve şunlarda daha çok ihtiyaç duyulan yeni beceriler ya da şu andaki beceriler olarak görüyorlar. Şuradaki beceri üzerine biz biraz konuşacağız. Computational thinking üzerine, bilişimsel düşünme üzerine. Pardon. Peki neler yapılmaktadır? Şimdi bu üç raporun bize gösterdiği ortak şey, belirli alanlarda nitelikli insan gücüne ihtiyaç var. Diğer soru, peki dünyada ne yapılıyor? Madem böyle bir ihtiyaç ortaya konmuş, dünyada acaba ülkeler neler yapıyorlar? Birincisi, İngiltere öğretim programında bir yenilik yaptı. Aslında birçok ülke yapıyor ama İngiltere örneğini ben size paylaşmak istiyorum.
Diğer paylaşacağım örnek Amerika'dan Bilgisayar Bilimleri Öğretmenleri Derneği'nin bir çalışması olacak. Diğeri de Uluslararası Eğitim ve Teknoloji Derneği'nin raporu olacak. Ve bunlar neler yapılması gerektiğine dair çok güzel kılavuzlar çıkarmış durumdalar. İngiltere şöyle bir şey yaptı. İngiltere'de Key Stages diye ayrılan eğitim kademeleri var. Eğitim kademelerini şu şekilde ayırıyorlar. Ve bu her eğitim kademesi için bunlar bir bilişim teknolojileri dersi müfredatı oluşturdular. İlk önce kazanımları yazdılar. Ve bu müfredatın içerisinde temel kavramları, bilgisayar bilimleriyle ilgili temel kavramları almanın yanı sıra dijital güvenlik, internet güvenliği, internette güvenli yaşam, etik gibi konuları da aldılar. Ki bu konular hepimiz biliyoruz ki şu anda çok önemli. Yani tüm öğrencinin bilmesi gereken konular. Bunun dışında veriyi nasıl gösteririz? Bilişim dünyasında iletişim nasıl sağlarız, bilişimsel araçlar, bilgisayar bilimleri araçları koordinasyonu nasıl sağlar, soyutlama ve bir sistem tasarımı nasıl olur ve bilişim ve diğer alanlarda kullanımı gibi çeşitli konuları yaş gruplarına ve kademelerine göre bir program haline, öğretim programı haline getirdiler, uyguluyorlar, bunun etkinlikleri var internette, bunların hepsine bakabilirsiniz. İngiltere'nin böyle bir çabası var. Bu yetişmiş insan gücüne kavuşabilmek adına bir öğretim programı geliştirdiler. Gelelim Bilişim Bilgisayar Öğretmenleri Derneği'ne. Bunlar da çok güçlü bir dernekler Amerika'da. Ve onlar da yıllara göre, öğrencinin sınıf düzeyine göre bir öğretim programı çıkardılar. Aslında kazanımları belirlediler, hedefleri belirlediler. Bu raporu incelemek isterseniz raporun en sonunda her bir kademe için belirlenmiş bir hedef haritası göreceksiniz. Ve burada da gene bilgisayar bilimleriyle ilgili konular almışlar. Aynı zamanda bilişim teknolojileriyle ilgili konular almışlar. Bir de bilişimsel düşünmeyle ilgili konuları almış durumdalar. Onların önerisi de bunun bir ayrı ders olarak okutulması yönünde. Son olarak eğer ilgilenmek isterseniz İSNE'nin yani Eğitim ve Teknoloji Kullanımı Derneği'nin iki tane güzel kitabı var. Eğer yöneticiyseniz yani müdürseniz sağdaki kitabı okuyabilirsiniz. Bu kitap eğer yapmak isterseniz bir gelişimsel düşünmeyi okul kültürü içerisinde nasıl yayabileceğinizi neler yapmanız gerektiğini anlatıyor. Eğer öğretmenseniz soldaki kaynak kitap sizin çok işinize yarayacaktır. Yalnız burada branşımızın bir önemi yok. Bilgisayar öğretmeni de olsanız, İngilizce öğretmeni de olsanız, sınıf öğretmeni de olsanız bu kaynak size bir çocuğa bilişimsel düşünme becerisini kazandırmak için dersinizde bunu nasıl entegre edebileceğinizi, nasıl kullanabileceğinizin örnekleri var. İlk verdiğim iki örnek ayrı bilgisayar bilimleri dersinin olduğu örneklerdi. Bu örnek ise İngilizce dersinde, sosyal derste, tarih dersinde, matematikte, fende biz bilişimi, bilişimsel düşünme becerimini kazandırmak için ve bilişim teknolojileri nasıl kullanabiliriz gibi çeşitli etkinliklere yer veriyorlar. Peki bu olabilir mi? Olabilir. Yani bilgisayar öğretmenin dışında da, Gülşat Hocam da kendi sunumunda söyledi, biz bunu matematikte nasıl kullanırız? Fende nasıl kullanırız buna bir bakalım dedi. Sınıf öğretmeniyseniz, İngilizce öğretmeniyseniz, branşınız her neyse bile bu branşınızda bilişimsel düşünmenin belirli öğelerini, örneğin bir algoritma oluşturma, bir problem belirleme gibi öğeleri kullanabilirsiniz. Şimdi buraya kadar bilişimsel düşünmeden çok bahsetmedim ama aslında bilişimsel düşünmenin şu bazı aşamaları var. Biri hani veriyi toplayabilmek, iki veriyi gösterebilmek, analiz edebilmek, bu veriden yola çıkarak bir problem oluşturmak, bu problemi bir algoritma ile formüle edebilmek, daha sonra bunu bir teknoloji kullanarak çözüme ulaştırmak ve ulaştırdığınız çözümü diğer noktalara genelleyebilmek. Bunun hepsini, tüm aşamalarını birden değil de bazı aşamalarını bile kullanabiliyorsunuz kendi yaptığınız çalışmalarda. Ben hani bunun örneğini İSNE'nin kitabını okuyabilirsiniz ama canlı canlı görün istiyorum. O yüzden bir iki dakika Götner Hocam'a ve
Sevgi hocama mikrofonu bırakacağım. Kendilerini davet ediyorum. Kendileri hem sınıf öğretmeni hem de bizim eğitim teknolojisi yüksek lisans öğrencimiz. Teşekkürler hocam. Merhaba herkese. Gökmen Açtı ben. Bahçeşehir Koleji'nde sınıf öğretmeni yapmaktım. Aynı zamanda master öğrencisiyim. Bir sınıf öğretmeniyim ve aynı zamanda teknoloji liderliği yapıyorum kendi okulumda. Peki ben sınıfımda nasıl kullanıyorum bu teknolojiyi? Tabii ki de müfredata, programa ve derslere entegre ederek. Tabii bu entegreyi amaçsız bir şekilde yapmıyoruz. Bunu yaparken de bir öğretim tasarımı kullanmamız lazım. Çeşitli öğretim tasarım yaklaşımları var. Bunlardan size en yakın olanı, okulunuza en yakın olanı ya da size en verimli gelebilecek olanı seçiyorsunuz. Ve gerçekten teknoloji ve müfredatı birleştirerek bir öğretim tasarımı programı oluşturmanız gerekiyor ki teknolojiyi kullanmanız amaçlı olsun ve verimli olsun. Biz de şimdi hocamızın bu dersini aldığımızda, öğretim tasarım dersini aldığımızda böyle bir proje yaptık. Bunlar da benim öğrencilerim, sınıfımın öğrencileri. Ben böyle başladım, arkadaşım da size nasıl uyguladığımızı söyledi. Ben de Sevgi Çiftçi, Mek'te çalışıyorum ben de. Hocamızın dersinde şöyle bir şey yaptık. Önce bir ihtiyaç analizi yaptık. Biz birinci sınıflarda matematik dersi işliyoruz ama bu dersi işlerken en çok nerede zorlanıyoruz öğretme sürecinde? Konu alan uzmanlarına danıştık ve frekansı yüksek olan cevapta doğal sitelerde toplam işlemi gerektiren problemlerin çözümü ve kurumu üzerineydi. Bu süreçte neyi kullanabiliriz dedik. Hedef kitlemizi göz önüne alarak Scratch Engine programını kullanmaya karar verdik. Evet, kodlama yapıyoruz ama bu kodlamayı biz öğretim süreçlerimize ne kadar sağlıklı bir şekilde entegre edebiliyoruz? Bunun üzerinden bir tasarım gerçekleştirdik. Öğrencilerimizle beraber kodlama çalışmaları yaptık. Sonrasında da kendi öğrenme ortamlarını kendilerinin yaratabilmesi adına bu yaparak geçerek öğrenme dediğimizin temeli de aslında burada bu. Kendi süreçlerini kendileri tasarlayarak programları nasıl çözebilirler, nasıl kurabilirler? Bunun üzerinden de bir çalışma yaptık. Aynı zamanda çocukların hepsinde iPad var. Biz iPad uygulama yapıyoruz. Bu süreçte çok eğlendiler ve kendi başlarına da öğrenme ortamları oluştu. Biz sadece onlara liderlik yaptık. Ama tabii ki bir öğretim tasarımı içerisinde. Burada da her çocuk kendilerince Scratch Junior programında bir eğitim yazılımı yaptılar ve bunlar ilk ürünleriydi. Onlar da çok heyecanlıydılar bu süreçte ve hala bunun etkilerini ben kendi derslerimde görüyorum. Teşekkürler hocam. Dersten geçtiler çok iyi notla gördüğünüz üzere. Evet, sonuçta kendi dersimizde de kodlamanın o temel prensiplerini, bilişimsel düşünmenin temel prensiplerini kullanarak rahatlıkla bunu dersinize bir öğretim tasarımıyla entegre edebiliriz. Siz de bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Biz neler yaptık? Okul öncesinden başladık. Geçen seneden beri pilot uygulamalar yapıyoruz. İlk pilot uygulamaya başladık. Sonra bu sene bir yıllık müfredat çerçevesinde, bir öğretim programı çerçevesinde okul öncesi öğretmenlerimizle beraber etkinlikler yazdık. 2 saatlik bir program yaptık. 1 saatinde ben ve bilgisayar öğretmeni olan arkadaşlarımızla beraber bir uygulama yaptık. 1 saatinde de okul öncesi öğretmenlerimiz o geçen kavramları sınıflarında çeşitli etkinliklerle gerçekleştirdiler ki bu etkinlikleri ders planlarını da onlar yazdılar. Diğer kısmını da biz yazdık. İlk dönemimizde aslında baktığınızda koyduğum örneklerde bilgiyi nereden elde ediyoruz, biz nasıl bilgilenebiliriz, ta bundan başlayıp bilgisayar neydi, nasıl gelişti, teknolojide gelecekte neler olabilir, hadi biz kendimiz tasarım yapalım, bir teknoloji tasarımı yapalım dedik. Ve sonrasında da bazı temel kodlamanın, bilgisayar bilimlerindeki kodlama kısmındaki bazı temel öğelere geçtik ve en sonunda bir animasyon tasarımı kullandık ilk dönem. İkinci dönemde artık oyun tasarım atölyesine geçtik. Onu da Yavuz Hocam birazdan anlatacak. Bu çalışmalarımızın amacı aslında bizim istediğimiz 1'den 8'e kadar, hatta okul öncesinden 8. sınıfa kadar, inşallah daha sonrasında da 9-12 arasında temel kavramları içeren, dijital vatandaşlık öğelerini içeren, bilişimsel düşünme süreçlerini içeren, programlamayı, robotiği, oyun animasyon tasarımını içeren bir öğretim programı yazmak ve özellikle ortaokul ve lise düzeyinde de bunu diğer derslerinde, özellikle FETEM dersleriyle bütünleştirebilmek istiyoruz.
Bu çalışmalarımıza şu anda başlıyoruz ama okul öncesiyle ilgili yaptığımız çalışmaları da Bahçeşehir Koleji'ni kodlamasaati.org adresinden de yayınlıyoruz. Umarım bu çalışmaları bitirdiğimiz zaman da gene oradan yayınlayacağız. Bu çalışmaları yaparken tamamen disiplinler arası bir takım oluşturuyoruz ve geliştiriyoruz şu anda. Gerektiği yerde mühendislik fakültemizde çalışıyoruz. Tasarım işin içine gelince mimarlık ve tasarım fakültesiyle veya iletişim fakültesiyle fen ve teknoloji dersiyle ilgili bir tasarım yapmamız gerektiğinde fen bilgisi öğretmenlerine giriyoruz. İngilizce ile ilgili bir çalışma yaptığımızda İngilizce öğretmenleriyle çalışıyoruz. Aslında böyle bir çalışma tamamen disiplinler arası, çok disiplinden çeşitli bilgilerle beslenip yoğrulacak bir çalışma. Şu anda ortalarındayız. Umarım çıktığında da sizlerle paylaşacağız. Ben mikrofonu artık Yavuz Hoca'ya veriyorum. En çok heyecan duyduğum çalışma bu oyun tasarımı çünkü. Bu da çok yeni ve güzel bir çalışma. Teşekkür ediyorum.